Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size az önce yaşadığımız bir olaydan bahsedeceğim. Saat şu an 1-1.5 civarları. Biz büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapıyoruz aynı zamanda. Çiftliğimiz bu yaklaşık 45-50 dakikalık mesafede. 19.30-10 civarlarında oradaki hayvan bakıcılarımızdan bir tanesi aradı. Koyunun doğuma girdiğini söyledi. Normalde doğum dönemimiz bizim Şubat'ta oluyor ama sonra tekleme kalan bazı koyunlar oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Doğuma girdiğini söyledi. Suyu gelmiş, onu bekliyormuş. Biz de dedik hani sıkıntılı bir durum olduğu zaman bizi ara. Çünkü mesafemiz uzak. Yaklaşık bir saat, 1,5 saat sonra telefon çaldı. Koyun ikizmiş. Şu şekilde anladı ikiz olduğunda. Hayvanın 3 tane bacağı çıkıyor. Koyunlarda çok elle müdahale yapmıyoruz. Daha çok kendisine bırakıyoruz ama bu gibi zor durumlarda mecburen elle müdahale yapılması gerekiyor. Yaklaşık bir o da bir 30 dakika kadar beklemiş hani pozisyon düzelir diye kendisi. Ama o gibi durumlarda müdahale etmediğimiz zaman yavru kayıplarına, hatta bu ilerlediği zaman içerideki su da kuruduğu zaman yavrunun içeride iyice şişmesine neden oluyor. Bu durumda sezaryenle müdahale etmemize gerek duyuluyor. Ve bu sezaryenle müdahale koyunlarda çok insanların tercih ettiği bir şey değil. Neden? Çünkü yetiştirici şu gözle bakıyor. Diyor ki ya benim koyunum zaten 1000 lira. Sezaryana ben niye bir ücret ödeyeyim? Bir yere koyununu damızlıktan çıkartıyor. Bu gibi durumlarda işte o pozisyon gerçekleştiği gibi müdahale etmemiz gerekiyor. Bizim de oraya gitmemiz işte dediğim gibi 45-50 dakikayı bulacağı için bir telekonferans yaptık. Arkadaşlar görüntülü bir konuşmayla ona birkaç bir şeyler söyledik. O şekilde doğumunu gerçekleştirdik. Hayvanın bir tanesinin iki bacağı, diğerinin tek bacağı çıkıyor. Görüntüde de gördük ama o anın heyecanıyla beraber o anları kaydetmeyi unuttuk. İlk başta hayvanın geri itmesini söyledik. Geri ittikten sonra bir tane kuzuyu normal pozisyonuna getirmesini söyledik. Yani hayvanlarda doğum pozisyonlarında normal olan iki tane pozisyon var. Bir tanesi ön ayaklarıyla gelme, başta beraber. Bir tanesi arka ayaklarıyla gelme. Aslında doğum süreci için, yani doğum anı için en güzel pozisyonlardan bir tanesi arka ayaklarıyla gelmedir. Çünkü bizi orada uğraştıran bir kafa olmaz. Ön ayaklarıyla geldiği zaman kafa sağa sola dönebiliyor. Bu dönme sonucunda da gene hayvanı geriletip kafasını içeride düzeltmemiz gerekiyor. Bu durumlar anlatıldığı kadar kolay durumlar değil. İnekte biraz daha alan geniş olduğu için daha kolay müdahale edilebiliyor ama koyunlarda alan dar. Elimizde müdahale kapasitemiz biraz daha azalıyor. Arkadaşa pozisyonu çevirmesini söyledik. Pozisyonunu düzeltti. Ondan sonra birinci kuzumuzu aldık. Bu gibi durumlarda doğuma müdahale ettik. İlk kuzuyu aldık. İkincisini kendisinin doğurmasını beklemiyoruz. Çünkü zaten biz müdahale etmişiz. İkincisini de kendimize aldık. Ondan sonra bir kontrol ettirdik. İçeride başka yavru var mı yok mu diye. Geçenlerde de şöyle bir olay geldi başımıza. Bir hasta sahibimiz aradı. Koyunum doğuramıyor diye. Gittik. Koyunu ayrı bir yere almış. Koyunun suyu gelmiş. Geleli de bayağı olmuş. Muhtemelen sabah gelmiş. O bizi öğlen saatlerinde aramıştı. Gittik. Müdahale ettik. Elle. Müdahalede kuzunun ölü olduğunu anladık. İçeride ölmüş. Ama kadın sürekli işte ahırda çok kötü bir koku var diye bahsediyordu. Bu hayvanda bir koku var diye. Neyse elle müdahalemizde pozisyonu inceledik, baktık. Kuzu ters geliyor. Ters gelmesi için bizim için bir problem mi değil. Ama tek ayak geliyor, diğer ayağı içeride kalmış. Doğum süreci başlamış, kanal iyice yani başlamış, üzerinden geçmiş. Kanal daralmış. Biz elimizle müdahale ediyoruz hani elim de ince. Daha rahat içeride hareket ettirebiliyoruz. Elle müdahale ediyoruz ama kanal o kadar daralmış ki hani elimizi çeviremiyoruz. Neyse bir şeyler yaptık ettik. Diğer ayağı da aldık. İşte zor bir süreç oldu. Kuzuyu da aldık. Kuzuyu da aldıktan sonra içeride başka kuzu var mı diyor. Ona bakarken bir şey fark ettim içeride. Öyle sert bir doku. Onu da aldım. İçeride mumifiye dediğimiz ölmüş ama iskeleti kalmış bir kuzu. Hani şu şekilde söyleyeyim, avuç çıkarır. Ve bu hayvanda bir koku yapmış zaten.
o kokunun sebebi de aslında buymuş. Kadın işte ahırda çok kötü bir koku var, ben sürekli yıkıyorum. Hatta kadın ahırdan oda parfümü almış. Hani o kokun gitsin diye ama gitmiyor böyle. Ondan sonra da hayvan da sadece sonunu atamadı. Onun için de bir ondan sonra bir o müdahaleyle beraber değil, daha sonra bir son için müdahale ettik. Yani bir ilaçlama yaptık. Ondan sonra hayvan sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor şu an. Bazı hasta sahipleri, koyun sahipleri, sürü sahipleri hayvanlarına elle müdahale edilmesini doğru bulmuyor. Onların görüşü ama zor doğumlarda mecburen elle müdahale etmek zorundayız. Yani bunun için yapılabilecek diğer bir yöntem sezeryandır. Onu da zaten kabul etmiyorlar. Ama biz orada hekimliğimizi konuşturup bizim dediğimiz doğrultusunda ilerlememiz gerektiğini söyleyip biz müdahaleyi yapıyoruz. Gelelim bizim olaya. Biz doğurttuk ikisinde. Arkadaşlar bizim direktifimizle beraber doğurttular. Aldılar. Hatta daha sonrasında bize video göndermelerini söyledim. Çünkü biz o heyecanla çekmeyi unuttuk. Şimdi hep beraber o gönderdiği videoyu izleyelim. Maşallah bu kuzu var. İki tane getirdi. İki tane erkek var. Bir tane Çetin abi de var. Bir tane Uzan abi de var. Basın dedi bana. Videomuzda gördüğünüz gibi iki tane erkek kuzumuz olmuş. Onları da ayrı bölmesine alındı. Yarın gidip onları bir göreceğiz. Koyun için şu an yapılan zaten orada söylediğimiz belli prosedürlerimiz var. İşte doğum anında şunlar şunlar yapılsın diye. Onları yaptılar arkadaşlar. Yarın da biz gidip kontrol edeceğiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde iki kuzumuz hayatına devam eder. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür eder. Abone olup yorum yapmanızı istiyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.